Şimdi milliyetçilik deyince Ümit Özdağ şöyle bir ifade kullandı bir televizyon kanalında. Dedi ki ya ben dedi böyle bir baktım ekranda sanki ben konuşuyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken diyor. Birdenbire bir milliyetçi gömlek. Ama öbür tarafta ben geçen gün şeyle konuştum. Bu Ses Partisi'nin lideriyle görüştüm. Ayhan Bilgen. Evet. Yani bu Kürtler bu milliyetçi gömleğin giyilmesi noktasında yani HDP'lilerin sessiz kalması ama Kürtler bunun cezasını keser dedi. Bence de keser. Yani bu şimdi bak şöyle bir millet şeyi görmez. Yani sen her seçim boyunca son 6 ay boyunca yani Kasım'dan bu yana işte millet faturayı keser. İşte bu milliyetçilik söylemi tutmaz. İşte HDP seçmeni belirleyici olur dedi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ve altı ortak. Sonra geldiler baktılar öyle değil. HDP'nin hiçbir belirleyiciliği olmadığı gibi bir etkinliği de söz konusu değil. Dolayısıyla da burada kötü bir çuvallama oldu onlar açısından. Çok kötü bir yenilgi oldu. Ama İyi Parti, şimdi ben HDP seçmeni olsam şu durumda dediği gibi aşırı milliyetçi konuşan bir Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masa varken onlara hakikaten oy vermem. Ya da sandığa gitmezler. Yani çünkü sandığa gitmemeleri de Erdoğan'a yarar. Altılı yani HDP seçmeni der ki sen kardeşim bu kadar milliyetçilik yapacaksan ben o zaman zaten milliyetçilik yapan partiler var zaten. Sana ne ihtiyaç var diyecektir. Ve ona da mutlaka bir fatura kesecektir. Ben Güneydoğu'da HDP seçmeninin bir kısmının da sandığa gitmeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir durum var çünkü. Yani her yerden bodoslama daldılar. Yani dağıldılar. Kötü bir durum CHP için, muhalefet için ama hala abi bu muhalefeti bence biraz yazarlarını, anketçilerini, haber sitelerini, gazetelerini incelemek ve konuşmak lazım. Yani şimdi yazarlar da bu işi elini yıkayarak çıkamazlar. Çünkü aylarca Abi bir siz şey ve söyleyeceğim. Sen böyle diyorsun ama yani şey yok. Tabiri caizse tam olarak ifade etmek gerekirse seçimden bir gün sonra ifadeler aynen şu oldu. Kardeş, Kemal Kılıçdaroğlu %20 öndeydi ama oyları çaldılar bir şeyler yaptılar dedi. Şimdi bunu söyleyen yazarlar var. Bir gün sonra ya, bir gün sonra. ya şimdi 2019'da bak şöyle bir argümanları vardı. Haklıydılar da. Yani İstanbul seçimleri oy veriliyor. Aynı zarftan mesela Ataşehir Belediyesi'ne çıkan oya inanıyorsun da İmamoğlu'na çıkana inanmıyorsun veya Bahçelievler'e çıkana inanıyorsun, ona inanmıyorsun. Şimdi kardeşim aynı zarfta adam hile yapsa kendine 35,5 mu çıkar? Aynı zarftan çıktı. Yani kendi Erdoğan'a 49,5 çıktı. AK Parti'ye 35,5 çıktı. Adam hile yapsa kendisini 38-40 yapar. Mesela yeniden refah sürpriz oldu. %3'e yakın bir oy aldı. Yeniden refah %1 alsa, yarım alsa kimse şaşırmazdı. Hani ya bu kadar hani çünkü %3 alacağı beklenmiyor. Neticede burada muhalefetin çok kötü bir sınavı oldu. Çok kötü bir yanıldı. O tabii seçimde hile hurda. Onların doğru olmadığını onlar da biliyor. Neticede Yüksek Seçim Kurulu sonuçları yayınlıyor sitesine girdiğin zaman. Islak imzalı tutanaklar her şey görülüyor. Dolayısıyla burada bence çok doğru bir veri aktarmıyor şey. Bir de çuvallarda abi bu tek tek gir bak. Mesela diyelim ki nereye inanmıyorsun? İstanbul'a mı? Giresun'a mı? Nereye? Ya Hakkari'ye mi? Nedir ya? Kırşehir'de mi yanlış var? Yani gir bak. O çuvallar orada duruyor neticede. Dolayısıyla da burada çok yanlış bir veri girişi yaptı şey CHP. Gerçi Kemal Bey bunu çok kullanmıyor ama ekibi kullanıyor. Bir de şöyle bir şey var abi. Şimdi önümüzdeki hafta bu saatlerde bu konuşulacak. Bu saatlerde sonuç belli olmuş olacak. Yani Kemal Bey kaybettiği takdirde CHP'de durması mümkün olmayacak. CHP'de genel başkanlık yarışı olacak. İyi Parti sorgulanacak. Deva gelecek. Saadet ve Demokrat Parti'nin durumuna bakılacak. Hiçbir katkı sunmadıkları söylenecek. Dağılmalar olacak. Medyada bir şey Peki. olmadı diyorsun ama ben bu defa onların seçmeninin öyle veya böyle yani orada da aklı başında insan var sorgulayacaklarını yani bize yanlış bilgi verdiniz doğru vermediniz diyecektir diye düşünüyorum. Bak bu zihniyet hadi abi Fenerbahçe'yi de batırdı böyle şeyi de batırdı yani CHP'yi de batırdı çünkü öz eleştiri yok
sorgulama yok, yanlış yaptık deme yok, biz nerede hata yaptık deme yok. Yani böyle kötü bir durum var onlar açısından. Düzelirler mi? Belki diyorsun hani bir ihtimal, ama şu önce faturayı başkasına kesme işinden bir vazgeçsinler. İnsan başına geldiği bir şeyden önce kendinde hata aramalı. Yani niye böyle olduğunu sorgulamalı. Yoksa bu kafayla çok yol alması mümkün değil muhalefetin.